Evet, kıymetli hocalarım ve değerli izleyicilerimiz, Az Sanat Atölyesi'nin 22. programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 22. programımızın konusu has sanatı, tesip ahengi. Bildiğiniz gibi has sanatı yani hüsn hat, Arap harfleriyle oluşturulan güzel yazı yazma sanatıdır. Tesip ise has sanat ile yazılan kitap, levha ve murakkaların bezenmesinde ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla uygulanan süsleme sanatı. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazmak maksadıyla ortaya çıkan ve günümüze kadar birbirinden güzel müstesna çeşitleriyle mescitlerimizi, camilerimizi, müzelerimizi, evlerimizi ve iş yerlerimizi tezyin eden has sanatının adeta elbise ve kaftanı olan, birlikte anılan ve uygulanan tesip sanatı da farklı teknikleri ve desenleriyle yüzyıllardır gönüllerimize ve gözlerimize aydınlık oluyor. Has sanatı ve tesip sanatının ahenkli bir şekilde uygulanmasıyla harika ve nadir eserler meydana gelirken, ahenksiz, uyumsuz birliktelikler de her iki sanatı da olumsuz etkiliyor. Aynı eser üzerinde zıt ve birbirini baskılayan, kabul etmeyen, iteleyen şekil ve görüntüler meydana çıkıyor. Programımızda has sanatı ve tesip sanatı beraberliğinde ahenkli bir çalışma nasıl yapılır? Bu ahenk için hattatın tesip konusunda ne kadar ve hangi konularda bilgi ve tecrübesi olmalı veya müzehibin has sanatında ne kadar ve hangi konularda bilgi ve tecrübesi olmalı? Her iki taraftan bilgi ve tecrübesi olmayan sanatkarlar ne yapmalı? Hattatlara tesip konusunda veya müzehiplere hat konusunda gerekli altyapı bilgilendirmeleri nasıl yapılmalı? Bir yazının tesip unsurlarına kim tarafından nasıl karar verilmeli gibi başlıklar etrafında hocalarımız da diğer başlıklarıyla konuyu değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Konunun tesip yönü de olunca programımıza bir tesip hocamızı davet ettik. Davetimize icabet ederek teşrif eden kıymetli konuğumuz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Müzehip Sayın Selim Sağlam hocamız. Hocam tekrar programımıza hoş geldiniz. Hoş geldik, hoş bulduk Necmi Hocam. Evet. Bütün katılımcılara, sanatseverlere hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah hayırlı, verimli bir program olur. Eyvallah hocam. Hocamız 1987 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde açılan tesip kursundan diploma aldıktan sonra duayen sanatkarlarımızdan hocası Nülüfer Kurfez'le profesyonel tesip hayatına başladı ve hocasıyla ortak imzalı sayısız esere imza attı ve sergilere katıldı ve devam ediyor. Halen hocam burada bir eksiğim fazlam varsa düzeltirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi, Yıldız Şale Köşkü'ndeki tesip derslerine eğitmen olarak devam ediyor. Konu hakkındaki sorularınızı program sırasında chat üzerinden yazarak bize iletebilirsiniz. Biz de sizin sorularınızı hocalarımıza aktaracağız. Programımıza bu akşam Sayın Savaş Çevik hocamızla başlayalım ve konuyla alakalı ön değerlendirmesini alalım. Sevgili hocam buyurun. Merhaba arkadaşlar, herkes hoş geldiniz. Konumuz çok önemli bir konu bu akşamki konu. Hat tesip uyumu ve hat tesip beraberliğinin yürütülmesi. Burada öncelikle konuyu daha iyi anlamak açısından spesifik olarak ikiye ayırmak istiyorum ben. Birinci konu bir hat eseri, hat sanatçısının ortaya koyduğu bir eser. Tesipsiz olarak yani tesip sanatçısının herhangi bir süslemesi söz konusu olmadan da sergilemeye veyahut da hayat bulmaya uygun olabilir veya o şekilde tasarlanabilir. Yani bir hattat eserini yaptıktan sonra herhangi bir tesip unsuruyla buluşturmadan, tesip yaptırmadan doğrudan eserini çerçeve koyabilir. Bunun içinde herhangi bir paspartu Buradayım. seçmek veya seçmemek konusunda serbesttir ama genellikle tabii ki bir paspartu seçimi söz konusu. Herhangi bir paspartu seçildikten sonra herhangi bir tesip unsuruna yer vermeden doğrudan çerçevelenebilir. Amacım seni memnun etmek. Bu bizim tabii konumuzun dışında bir olay. Yani tesip olmadan bir eserin hayat bulması. Bunu geçiyoruz. İkincisi
İkinci konu bizim esas konumuz. Yani hat eseri tamamlandıktan sonra Tamam. müzehiple buluşması ve bunun tesibinin yapılması konusunda ne gibi yollar izlenmeli, nelere dikkat edilmeli, yanlışlıklar nelerdir, iyi bir hat tesip uyumu ne şekilde olur gibi bunun bazik bilgilerini ve prensiplerini burada ortaya koymak. Bu konuda da benim yine tesip yapılacak olan hat eserini müzehibe giderken iki aşamada ben bunu düşünüyorum. Birinci aşamada hattatın müzehibe teslim etmeden önce yapması gereken olaylar ve işlemler. İkincisi de müzehibe teslim ettikten sonra yapılması gereken işlemler diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunları çok kısa olarak özetleyeyim çünkü konuşmacılarımız gerek Fatih Hocam gerekse Selim Hocam da var. Onlara da söz hakkı vererek kısaca olayı toparlayıp özetlemek istiyorum. Tesibe vermeden önce hattatın yapması gereken olay nedir? Bir hat sanatçısı eserini tamamladıktan sonra bunu müzehibe verecekse öncelikle müzehibin bunu alıp doğrudan murakkaya gelebilecek şekilde alması gerekiyor. Yani hattat yaptığı eserin kadrajını, kadraj çok önemli. Yani kadraj ne demek? Eserin sınırlarını belirleyen alan demek. Bu alan kare olur, dikdörtgen olur, daire olur vesaire. O değişebilir ama bu kadrajı hattatın kendisinin belirlemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Bu noktada büyük yanlışlıklar yapılıyor. Faraza bir kompozisyon genişçe bir kağıda hattat yazdıktan sonra kadrajını yapıp kesip kadrajlı bir şekilde müzehibe vermek yerine doğrudan bu eserini müzehibe teslim ediyor. Müzehip kessin, yapıştırsın, yapsın diyor. Bu yanlış. Neden yanlış? Kadraj hat sanatındaki kullanılan hattın kadrajı aslında hattata aittir. Hattatın görevidir. Bunu müzehip yapamaz, yapmak zorunda değildir. Ha, bu işten anlayan müzehipler olabilir. Müzehip kadrajı çok iyi bilebilir ve doğru yapabilir. O ayrı bir konu. Ama görevi müzehibin bunu yapmak değil. Bunun görevi ve sorumluluğu hattata aittir. Çünkü kadraj da bir tasarımın içerisinde çok önemli bir parçadır. Kadraj deyip geçmeyin. Mesela fotoğrafta kadraj var. Değil mi? Fotoğraftaki kadraj da çok önemli. Bizde de kadraj var. Eserin bitiş yerlerini, bitiş alanını belirlemek. İç pervaz koyar veya koymaz. Önemli değil ama sonuç itibariyle bitmiş eserin kadrajının yapılması lazım. Bu kadrajda eserin harflerin bittiği noktadan iç pervaza kadar olan kısmın ayarlanması, ne şekilde olması gerektiği ve yatay düzlemin harfin, eliflerin vesairelerin duruşuna göre ne şekilde ayarlanması gerektiğini hattat bilir ve hattatın bunu ayarlanması lazım. Çünkü görüyoruz ki bazı yazılarda elifler, celi sülüste mesela düz bir şekilde ayarlanıp kadrajlanmış ve kesilmiş. Yanlış. Yani biliyorsunuz celi yazıda olsa, sülüs de olsa elifler sola doğru hafifçe meyillidir. Ve dolayısıyla bunu bilmeyen bir kişi veya müzehip elifleri sanki dimdik yukarıdan aşağı şakül duracakmış şekilde ayarlayıp kestiği zaman Evet, kadrajı her şey yaptığı yolunda. zaman bu ne olmuş oluyor? Yanlış olmuş oluyor. Onun için kadraj olayını hattatın yapması lazım. Bunun dışında mesela Hilya yazımında Hilya'nın kompozisyonunun ayarlanması, başlık, orta göbek kısmı, dört cihariyar kısmı, alttaki etek kısmı, işte efendim yanlardaki koltukların ayarlanması, simetrisi vesairesinin ayarlanması tamamen hattatın görevi ve bittikten sonra bunun kadrajlanması yine hattatın görevi. Veya kıta yazısı, kıta yazılarının da gerek yukarıdaki büyük yazının gerek aşağıdaki küçük yazı ve koltukların varsa tabii yoksa önemli, koltuksuz da olabilir. Bunun yine kadrajlanması, küçük ve büyük yazı arasındaki boşlukların ayarlanması hepsi hattatın üzerine bir görevdir ve hattatın sorumluluğundadır. Bunu yaptıktan sonra hattat bunu müzehibe verir ve müzehip bunu murakkaya gererek yapıştırır. Ha, şimdi murakkaya germe yapıştırma veya mukavvaya yapıştırma olayı kime aittir diye bir soru sorulduğu zaman
Burada bu seyyaldir. Yani bunu hattat da yapıştırabilir. Ama müzehiple birlikte istişare ederek, çünkü tesibi müzehip yapacağı için nasıl bir kağıda, nasıl hangi renk bir kağıda, nasıl bir renkte bir kağıda zemine bunu yapıştırmasını müzehiple anlaşarak yapıştırabilir. Müzehip bu yapıştırma olayında atıl kalırsa, yani korkarsa yazıyı bozmak açısından yapıştırırken, o zaman bunu hattat yapıştırabilir kendisi. Yapıştırılmış haliyle belirlenen renkteki bir zemine yapıştırmak kaydıyla müzehibe teslim eder. Yok, müzehip ben bu işi yapabilirim, yapıştırırım, sizin yapıştırmanıza gerek yok dediği zaman da bu kadrajlanmış ve düzgünce doğru bir şekilde, hassas bir şekilde kesilmiş, kırpılmış olan hat kağıdını istediği bir zemine yapıştırmak suretiyle müzeyip çalışmaya başlar. Bundan sonra artık ikinci aşama geliyor. Yani müzehibin bu yazının etrafına nasıl bir çalışma yapması konusuna. Burada şöyle bir hususu anlatabiliriz. Esasen büyük sorumluluk itibariyle tabii ki müzehiptir bunun sorumluluğunda. Ama tabii yazının müellifi hattat olduğuna göre hattatın müzehibe bilgi vermesi gerekiyor. İşte bu yazı şu ayet, şu hadis veya şu sözdür şeklinde onun mealini müzehibe bildirmek zorunda. Müzehip bilmeyebilir. Bilenler de var tabii, ayrı konu, ama bu konuda müzehibe bilgi verecek. Yazının esprisini anlatacak, yazı karakterini anlatacak. Yazıda varsa espriler, kompozisyondaki bir takım olaylar onu anlatacak. Yazının celi veya normal yazı, küçük yazı, hurda yazı olmasına göre bu konuda bilgi verecek ve müzehip de bu bilgiler ışığında tasarıma başlayacak. Aralarındaki anlaşma ve işbirliğine bağlı olarak da eğer Hattat müzehibe tam bir teslimiyetle güvenip bunu verebiliyorsa, bu iştendir artık diyecek ve müzehip onu teslimleyecek. Yok, arada bir istişare söz konusu olursa bunu Hattat da isteyebilir, müzehip de isteyebilir. Çünkü müzehip de Hattat'ın yazdığı yazısına uygun bir teslim olmasını arzu ettiği için danışabilir Hattat'a. Bu onun sanatına getirilmiş bir kısıtlama değil, tam tersi yapılacak olan işin Hattat'ın da fikriyle daha mükemmel hale gelebilmesini sağlamaktır. Gerekirse belki eskizlerini, renk eskizlerini veya desen vesairesini de zaman zaman Hattat'la görüşüp istişare yapabilirler. Bu konuda tamamen dediğim gibi Hattat ile müzehip arasındaki organik ve sanatsal bağa bağlı olarak bu gelişir. Şimdi bundan sonra artık tesibin nasıl olacağı, renginin nasıl olacağı, işte irilik derecesi, büyüklük derecesi ne olacağı vesaire konularında detaylar ilerleyen dakikalarda açıklanabilir. Zaten müzehip arkadaşımız Selim Bey de bu konuda zaten bize gerekli bilgiyi verecektir. İşte ne bileyim, çok ince bir yazıya çok iri bir desen yapılmaz veya tam tersi çok celi bir yazıya ince teslip yapılmaz. Hani her şeyin bir dengesi var, usulü var. Esas olan burada yapılan eserin seyredilme açı ve uzaklığının tespitidir. Bu çok önemli teslip olayında. Yani bir celi levhaya siz 30 santimden bakamazsınız, 40 santimden bakamazsınız. Bir şey anlamazsınız çünkü ona yazının büyüklüğüne göre 1 metreden, 2 metreden, bazen 3 metreden, bazen 5 metreden seyretmek zorunda kalacaksınız. Bu mesafeden teslip unsurlarının algılanabilmesi için ne büyüklükte olması gerektiğine de tabii ki müzehip karar verecek. Renk konusunda vesaire konusunda hani halk arasında bir tabir vardır. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Tabii ki tartışılmaz. Artık bu karşılıklı iki sanatçının zevk alışverişine göre ilerleyecektir. Ben giriş kısmını bu şekilde yapmış oldum. İlerleyen dakikalarda daha detaylı karşılıklı Selim arkadaşımızın da fikirleriyle beraber bu iş daha detaya doğru inecektir tahmin ediyorum. Teşekkür Hocam ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Durduğunuz başlıklar öncelikle Hattat yazmış olduğu yazının kadrajını kendisi kesinlikle Yapan ayarlayacak. doğru. Kadrajı ayarlama noktasında da tabii ki kurşun kalemle
eğimlerini veya şeklini belli şekilde çizecek kenarlardan silinebilecek bir şekilde olacak. Yapıştırma meselesi hocam, tabii ki Kesip iki gelecek. taraf. Yani Evet. kadraj derken kurşun kalemle çizecek değil. Çizecek ama onu kesip vermesi daha doğru. Veya eğer şöyle bir durum varsa, iyi ki hatırlattınız, doğru bir tespit Necmi Bey. Eğer yazı zeminine teslip yapılacaksa, yani büyük bir yazı alınıp, büyük bir kağıt alınıp bu kağıdın ortasına hattat yazısını yazdıktan sonra aynı zemin üzerine etrafındaki kısma teslip yapılacaksa, dediğiniz gibi hattatın bu kadrajı kurşun kalemle çizmesi gerekiyor ki o kağıt yapıştırıldığı zaman aynı kağıt üzerine müzeyyip teslibini yapabilsin. Doğru dediniz. Bazen de farklı oluyor biliyorsunuz. Yani yazı zemini ayrı, teslip zemini ayrı olabiliyor. Peki hocam, kestikten sonraki kadrajı nasıl belirleyecek? Yapıştırmazsa, yani müzeyip için verdiğinde, tesip olmaz için müzeyibe verdiğinde kadrajını işaretlemezse onu Kadrajı nasıl? işaretlemiş oluyor. Müzeyip onu alıyor. Büyükçek bir zemine yapıştırıyor. Yani yapacağı eserden biraz daha büyük tutuyor kağıdı. Teslibini yaptıktan sonra en son tekrar ikinci bir kadraj gerekiyor tabii ki. O ikinci kadraj işte teslibin kadrajı oluyor bu defa. Teslip ettikten sonraki kesilmesi gereken alan ne kadar olması gerektiği de ona işte yine müzehip karar vermesi lazım. Evet, Veya hatta birlikte istişareli karar verebilirler. sonuçta İki hocam. kadraj var. Yani birincisi hattın kendi kadrajı ki o çok önemli. Onu mutlaka hattatın kendisi yapması gerekiyor. Onun üzerine vazife bu, görev yani. İkincisi de bittikten sonra teslibin kadrajı. Yani eserin tamamının bitmiş kadrajı olması lazım. O da önemli. Onu müzeyip kendisi de yapabilir. Hattatla danışarak, bilgi alışverişi yaparak da yapabilirler. İkinci meselesi yapıştırmaydı. Yapıştırmayı da iki tarafta eğer biliyorsa hangisi üstlenirse o Yapabilir. yapabilir. Diğer Aynen. mesele ise asıl tasarım noktasına gelindiğinde karşılıklı istişarelerin, görüşmelerin neticesinde bir sonuca Aynen öyle. varılmalı. Yani birinci aşamamızı siz bu şekliyle özetlediniz. Fatih Hocam, siz ne dersiniz bu konularda? Sizin görüşlerinizi de alalım. Daha sonra Selim Hocama geçelim. Eyvallah. Şimdi Savaş Hocam'ın belirtmiş olduğu hususlar gerçekten çok mühim. Çünkü bu kadraj konusunda bir takım yanlış uygulamalara çokça şahit olabiliyoruz. Burada tezciple hat arasındaki altın kavramın, anahtar kavramın bir tenasüp yani denge, nispet, orantı olduğunu hatırlatmak gerekiyor tekrar. Bu da gerek tasarım yaparken gerekse uygulama esnasında müzeyip veya müzehibenin yazıyla bağlantısını kopartmaması şeklinde gerçekleşecektir. Burada Selim Hocama da benim tevcih edeceğim bazı sualler olacak müsaadenizle. Şimdi Buyurun, buyurun hocam. Selim Hocam, bu tasarım yapılırken hani az önce Savaş Hocam belirtti, cili yazılarla ince yazıların tasarımları farklı oluyor biliyorsunuz. Orantıyı korumak açısından. Şimdi eskizler aşamasında yazıyla bir bağlantı kuruluyor. Yani yazının üstü zarar gelmesin diye kapatılmıyor değil mi? Yani yazı ilk baştan kapatıldığı zaman yazıyla olan münasebet kesilmiş oluyor. Evet. Burada da tezip sanatkarı sadece yapacağı tezyinata odaklandığı için artık yazıyı görmüyor. Yani yazı ne alemde? Ondan bir haber bir şekilde tasarımını, tezibini devam ettiriyor. Buradaki uygulamalar genellikle nasıl oluyor? Yani onu ben önce size bir sormak istiyorum. Sonra devam edeceğim müsaadenizle. Evet. Savaş Hocam gerçekten bir eserin meydana getirilebilmesi için ideal şartları çok güzel açıkladı. Bu söylediğiniz problem gerçekten çok yaygın. Çünkü genelde hat eseri elimize geldiği zaman herhangi bir sınırlama olmamış olabiliyor. Hatta öyle ki yazılan kağıdın ham haliyle hiç kenarları
o gayrimuntazam bir şekilde de gelebiliyor. Dediğiniz gibi eğer burada müzeyip hattın vasıflarına eğer hususiyetlerine vakıf değilse çok uygun olmayan şekilde çerçevelemeler yapabiliyor. Dolayısıyla bunu Savaş Hocam'ın dediği gibi Hattat'ın sonuçta kendi eseridir. Benim yazıma şu kadar yaklaşabilirsiniz. Burada bir rahatlık, bir serbestlik istiyorum demesi en doğal hakkıdır. Aslında bugünkü en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de odur. Maalesef yazılara çok fazla müdahale edilebiliyor. Yani yazı rahat bir şekilde seyredilebilecekken çok fazla boğulduğu için yazının o güzelliği de kayboluyor. Aslına bakarsanız tesibin de zaten bir güzelliği kalmıyor. İkisi arasında bir uyum olmadığı zaman esere olgunlaşmış, mükemmel bir eser olarak bakamayız. Bu tesip istediği kadar güzel olsun. Güzellikten önce uyum önemli tabii. Şimdi Fatih Hocam'ın söylediği konuda dediğiniz gibi uygulamaları yapan arkadaşlarımız var. Ben de şahit oluyorum. Dediğiniz gibi yazıyı bir tesettüre sokuyorlar. Yazıyla herhangi bir bağlantı kalmıyor dediğiniz Hocam gibi ama yazıya zarar gelmesin diye olmasın o? Yani ondan genel zaten. tabii. Tamamen ondan hocam. Tamamen ondan. Yani ince şeffaf bir aydınger. Yani yazıyı Evet. gösteren bir aydınger veya Hocam yağlı çok güzeldi bu. Evet. şimdi Çok güzeldi. kağıtta olması gerekir. Aynen hocam çok doğru. Zaten genelde de o şekilde yapılır ama dediğiniz gibi tamamen bu kraft kağıtlarıyla kapatanlar da var. Fakat burada asıl ideal olan yazıyı herhangi bir şeyle örtmeden, ölçülerini dahi almadan yazıyı bir müddet dinlenmeye bırakmak. Yani ona biz mayalanma süresi diyoruz. Yazı gözünüzün önünde bir müddet duracak. Ve Tabii. siz ona alışacaksınız. Gözünüz ona alışacak. Ve zamanla kafanızda bir takım tasarımlar belirecek. Çok güzel. Ancak o mayalanma süresinden sonra yazıya girişmek en ideal olanı. Ondan sonra siz onu belirledikten sonra zaten ölçüsünü de alıp dediğiniz gibi kadrajını alıp herhangi bir eskiz kağıdında ölçülerinizi belirleyip birebir eserin şeyini alıp kopyasını alıp sonra üstünü örterek çalışabilirsiniz. Ama bu demek değil ki eser bitene kadar o tamamen kapalı kalsın. Sonra açıldığında herkes için bir sürpriz olabilir. O yüzden mutlaka zaman zaman her bir aşamada eserle açılıp dışındaki işte kullandığımız renklerle olsun, desenlerle olsun o münasipliğini mutlaka kontrol etmek gerekir. Fatih Hocam burada çok güzel bir konuya temas etti. Eyvallah. O zaman ben müsaadenizle devam edeyim. Bazı maddeler var arz etmek istediğim. Şimdi tezip ve hat uyumundaki problemlerle ilgili birkaç ana başlık altında bu konuyu ele alabileceğimizi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi maliyet konusu ki tezip biliyorsunuz altın ile yapılıyor ağırlıklı olarak ve altın fiyatları da giderek yükseliyor. Bir tezip eserinin en büyük külfetli tarafı altın maliyeti oluyor. Bu da haliyle tasarımda, uygulamada bir takım tavizlerin verilmesine yol açıyor. Yani işin ucu sonuçta ekonomik bir kaygıya dayanıyor. Bundan dolayı eserler hak ettiği, yazılar daha doğrusu hak ettiği bir tezyinata kavuşamayabiliyor çoğu zaman. Altından tasarruf edeceğiz derken. Ne bileyim cetvel kalınlıklarının ince tutulması dahi eserin bütünlüğüne verilen bir estetik taviz olmuş oluyor. Çünkü her yazının istediği bir cetvel kalınlığı vardır. Ara suyu ölçüsü vardır. Zencelek yapılacaksa onun bir işte altın sarfiyatı vardır vesaire. Bunlar eğer yazı tarafından arzu edilen durumda ise müzeyip burada altından tasarruf etmek için ne yapıyor? İşte işi sulandırıyor, daha basite kaçıyor, renkleri daha yoğun kullanmaya başlıyor boyaları.
Dış pervazlarda karama halkar yerine ne bileyim sulu halkar yapıyor. Sulandırmayı da belki çok fazla yaparak adeta tezgibi iyice flulaştırıyor. Bu gibi durumlar, buna pek çok örnek verilebilir tabii ki, İlk başta ekonomik sebeplere dayanıyor. Peki bu ekonomik kaygı tamamen tezip sanatkarının inisiyatifinde mi? Yani burada kendisine yeterince ücret verildiği halde o daha çok kazanmak için mi böyle bir tasarruf yoluna gidiyor? Yoksa gerçekten patronaj dediğimiz işte siparişi veren, koleksiyon yapan veya galerici, esnaf tezip sanatkarının ücretinden fazla mı kısıyor? Yani burada çok mu çetin pazarlıklar dönüyor falan? İşte şu kadarlık bir tezip olsun gibi söylemler mi devreye giriyor? Bu çok önemli. Şimdi böyle olsa bile belli bir sınırın altına inmeyen sanatkarlar var. Yani sanatından taviz vermeyen müzeyyipler, müzeyyibeler var. Bu tabii en ideal olanıdır. Ben işin gerektiği kadar altın kullanırım, gerektiği kadar tezip yaparım. Ve fiyatı da neyse, işçiliğini en güzel şekilde yaparım. Fiyatı da neyse onu alırım. Daha altına inemem. Eğer gücünüz yetmiyorsa başka birisine yaptırabilirsiniz. İdeal olan böyle bir şeydir. Ama genellikle piyasa bu şekilde çalışmıyor. Ya tezgibi yaptıran hattat, ya koleksiyoner, ya galerici, müzeyyibin emeğinden, maliyetinden tasarruf yoluna gidiyor. Bu da eserin son tahlilde güzelleşmesine mani oluyor, mükemmelleşmesine mani oluyor. Hocam büyük problem bu. Çok önemli bir problem. Tabii Buyurun. burada bir geçim kaygısı da var. Yani tezip sanatkarı da böyle çok katı durduğu zaman işi kaybedebilir, piyasayı kaybedebilir. Sadece belli kişilere çalışabilir. Ama aslında burada da önemli olan şudur. İşini daima kaliteli yapan, hakkını vererek yapan bir kimse hiçbir zaman da işsiz kalmaz. Hatta en güzel şekilde parasını da kazanır. Ama işte bir sürümden kazanma mantığıdır, gidiyor. Bu hat aleminde de vardır, tezip aleminde de vardır. Baştan savma, tahsihi işte üstün körü, tezibi üstün körü işler çok fazla olabiliyor. Şimdi burada iki sanatın birbirine çok bağımlı olması işi gerçekten çok zorlaştırıyor. Niye? Tezip sanatkarları da hattatlara ihtiyaç duyuyorlar. Onların yazıları olmadan tezip pek olmuyor. Bu durumda iki taraf karşılıklı olarak birbirinin nazını çekmek zorunda. Ve burada bir takım problemler yaşanıyor. Yani bu problemler ilişki bakımından, efendim anlaşmazlık bakımından bir şekilde bir problemler yumağı şeklinde devam ediyor. Ve piyasada bu sanatkarların bir takım tırnak içinde söylüyorum bunu, esnaflık kaidelerini es geçmeleri dolayısıyla koleksiyonerlikten illallah diyen kişiler oluyor. Artık koleksiyonculuğu bırakıyor. Bizim hat ve tezip alanıyla ilgili eser almaktan vazgeçiyor adam. Nasıl sorunlar yaşıyor? Mesela bizim de kulağımıza geldi. Ben de bizzat yaşadım. Şimdi bir müzeyi ve eseri veriyorsunuz, yazıyı veriyorsunuz. Ne kadar sürede biter? İşte 3 ay, 4 ay. Tamam, verdiniz. 6 ay oluyor, 8 ay oluyor, 1 sene oluyor. Bitmiyor tezip bir türlü. Ondan sonra biterse eğer şayet diyor ki biz o zaman sizinle 10 liraya anlaşmıştık ama altın çok zamlandı bir yılda. Bu iş 15 lira oldu, 20 lira oldu. Şimdi bu esnaflık ilkelerine aykırı bir şey. Bunu ya baştan konuşacaktınız. Yani ne zaman başlayacağım belli olmaz. O zamanki duruma göre size fiyat verebilirim dersiniz. Ya da baştan fiyat verdiyseniz onun arkasında duracaksınız. Çünkü sizin o işi geciktirmenizi siz sağladınız. Yani o hattatın suçu değil. Sebepsizsiniz. Sebepsizsiniz. Geciktirmeseydiniz, 2 ay içinde yapsaydınız gibi bir şey söylenebilir. Bu karşılaşılan en büyük problemlerden birisi. Şimdi bir diğeri de piyasada şimdi maddi sorunu bir tarafa bırakalım. Tecrübe ve bilgi noksanlığı veya baştan savmacılık, acelecilik, işte bir an evvel işimi bitirip karşılığını alayım mantığı çok işlerlik sağlamış durumda.
Yani kimse paradan kısmıyor, neyse hakkını verecek ama tezir sanatkarında profesyonel sanatçı mantığı yok. İşini baştan savma yapıyor, hızlı yapıyor, alelacele yapıyor vesaire. Bir fabrika gibi çalışıyor. Veyahut bir ekip kurmuş. Ekip kurmak gayet tabii hakkıdır ama biz diyelim ki A şahsına yazımızı tezipletmek üzere veriyoruz. Yazıyı B şahsı tezipletmiş. Yani biz o sanatkarın işçiliği olsun, onun fırçasından çıksın. Çünkü herkesin kendine has bir üslubu vardır, tecrübesi, fırça tutuşu vardır. Biz onu istiyoruz ondan. Yani atölyesinde yapılmış bir iş olabilir de, ne bileyim ufak tefek basit işleri talebesine yaptırabilir vesaire. Ama neredeyse hiç eline fırça almadan tezip sanatkarı bunu biraz da amatör olan talebelerine yaptırarak geri verebiliyor. Kendi imzasını atıyor çoğu zamanda. Yani tabii bunu yapmayanları tenzih ederek söylüyorum. Ve biz orada falan şahsın imzasını görsek de o iş aslında o şahsın elinden çıkma bir iş değil. Bunu bir hattatın yaptığını düşündüğümüzde bu da çok vahim bir durumdur. Hani hat sanatında pek bildiğim kadarıyla olmuyor böyle şeyler ama onda da zerandut uygulamalarda çokça rastlanabiliyor. Yani biz tezip sanatkarının kendisine verdiğimiz işi eğer bize söylemediyse, biz bunu ekip olarak yapacağız demediyse kendisini yapmasını bekleriz. Başkasına yaptırması herhalde şer anda sakıncalıdır. Çünkü biz ona güvendik. Onun işi olsun diye veriyoruz. Ona göre de parasını anlaştık. Ama bir bakıyoruz ki talebe işi gelmiş bize. Yani bu da önemli bir sıkıntı. Sonra galericiler yazıları hattatlardan alıp tabii onlar ticaretini yapıyorlar. Doğal olarak da daha çok kazanmak isteyeceklerdir. Fakat bir işten kazanılacak işte miktar atıyorum 30 liraysa ya 30 olacağına 50 olsun gibi bir hırsa kapıldığı zaman galerici veya antikacı işte burada da eserin estetiğinden çok ciddi tavizler söz konusu olabiliyor. Ne yapıyor? Başta Hattat'ın yazısını Hattat'la muadil olmayan çok amatör bir tezip sanatkarına hatta sanatkar bile değil bir talebesine yaptırıyor. Yani böyle 1-2 yıl tezip dersi almış birisine yaptırıyor ucuz olsun hızlı olsun diye. Ondan sonra oradan maliyeti düşüyor. Yani tezibe vereceği 20 lira yerine 5 lira oluyor atıyorum. Böyle olunca ciddi astronomik bir kar elde etmiş oluyor. Sonra bu galericilerin ve antikacıların birçoğu olayın estetik boyutundan ziyade ticari boyutuna baktıkları için eserin ebadını daha da arttırmak istiyorlar. Bunun için de yanlış yöntemlere başvuruyorlar. Ne yapıyorlar? Diyelim ki küçücük bir yazı var. Yani 30 santim uzun kenarı, işte 15 santim kısa kenarı olsun. Bir bakıyorsunuz bu eser çerçeveye girmiş. Yani uzun kenar 30 santim olan eser 95 santime çıkmış. 1 metreye çıkmış. Nasıl oluyor bu? İşte etrafına böyle doldurma yazıyla mütenasip olmayan kaba saba bir tezip yaptırıyor. Ondan sonra onun dışına biraz fazla boşluk bırakıyor. Ki burada ben şunun altını çizeyim. Tezipten sonra çerçeveyle o arada kalan boşluğun çok iyi ayarlanması lazım. Bazen müzeyipler o fazlalık diye onları kesiyorlar. Sonra eser çerçeveye girdiği zaman böyle boğuluyor, daracık kalıyor. Yani orada rahat bir nefes payı kalması lazım. Fakat bunu çok da abartmamak lazım. İşte burada kimisi bu şeylerin, ebadın büyümesi için bu boşluğu fazla bırakıyor. Bununla da yetinmiyor. Bunun dışına bir de pasportu ekletiyor çerçeve yapılırken. Bir de böyle kalın bir çerçeve falan yaptı mı İşte eser oldu 90 santim, 100 santim. Bunu satarken fiyatı ne olacak? Yükselecek. Niye? Ebadı çok büyük eser. Ama bu eserin normal estetik ölçüsü en fazla 50 santim falan olmalıydı. Bunu geçtiği zaman artık yazı ortada böyle küçücük, zavallı bir hal alıyor. Yani yazı, tezip ve çerçeve bunların hepsini bir bütün olarak görünmesi, birbirini okşaması ve göze hoş gelmesi gerekiyor.
Hocam bir konu daha var o zaman burada. Fatih Hocam orayı paranteze alalım. Yani yazı tesip edildikten sonra da çerçeveye giderken müzeyip veya müzehibenin onun da kadrajını belli etmesi gerekiyor Ya gibi bir şey mutlaka ortaya doğru. çıkıyor yani. Doğru. Evet. Bir de şu var, şimdi tersinden düşünürsek az önceki söylediklerimizi, maliyet bakımından hiçbir sıkıntı yok. Yani işveren, müzehibe para sorun değil. En güzel şekilde yap tezimi diyor. Müzehip de burada coşuyor ve bütün hünerlerini sergiliyor. Şimdi bu da doğru değil. O işin hakkını vermemek, yani oradan çalarak vermek ne kadar doğru değilse, abartarak böyle çok şaşalı, tantanalı bir tezip yapmak da o kadar yanlıştır. Bazen bakıyorsunuz yine böyle orta halli büyüklükte bir esere 3-4 misli fazla tezip yapılmış. Neden? Çünkü demişler ki para önemli değil. İstediğiniz kadar altın kullanın vesaire. Biz sizin masraflarınızı ödeyeceğiz. Tezip sanatkarı da coştukça coşuyor. Bütün hünerlerini orada sergiliyor. Aslında iyi bir sanatkar, bütün hünerlerini bir eserde sergilemeyen sanatkardır. Bir sinema filmi düşünelim. Çok iyi bir oyuncu düşünün. Türkiye'de de vardır böyle klasikleşmiş oyuncularımız. Hangi role girerse girsin, o rolün hakkını gerçekten mükemmel şekilde verir. Yani bakarsınız bir filmde adam kötü adamı oynar, mafya babasını oynar, işte hırsızı, kaçakçıyı vesaireyi oynar. Ama mükemmel oynar. Başka bir filme bakarsınız, aynı kişi merhametli, babacan birisi olmuştur. O rolü de çok güzel oynar. Ama bu iki rolü aynı filmde oynamaya kalkarsa izleyicinin kafası karışır. Yani böyle istisnai filmler de var. Bir kişi aynı filmde farklı iki rolü oynayabiliyor. Ama genel olarak bir kişiye biçilen rol o filmde ne gerekiyorsa o rolü oynaması şeklidir. O yüzden bir tezip sanatkarı da bütün hünerlerini tek bir esere toplamamalı. Sonra hattatın iyi yazmış olduğu, kolay yazmış olduğu bir kağıda bazen tezip sanatkarları iyi tezip yapamayabiliyorlar. Hilyelerde falan da oluyor. Orta kısımlar tezipleneceği için. Yani her zaman tezip dış pervaza yapılmıyor. O zaman da ne oluyor? Burada hattatla müzehibin yine organize çalışması gerekiyor. Yani kağıt konusunda da anlaşmaları, mutabık kalmaları gerekiyor. Yani böyle çok sıkıntı yaşayan tezip sanatkarları gördük. Ama bakıyoruz biz gayet kolay yazmışız. Yazıda sıkıntı yok. Ama altın kabul etmiyor o kağıt mesela. Bu gibi durumlarda hattatlarla müzehiplerin karşılıklı olarak yaşadıkları sorunlardan diye düşünüyorum. Bir tur daha olursa ben bazı örnekler üzerinden de gitmek Hocam isteyeceğim. yani bugün süresel noktada bir sıkıntımız yok. Yani bu turda Bir noktaya kadar söyleyeceklerim bu kadar. tamam. Tabii Bazen şey de oluyor, onu da ilave edeyim. buyurun. Hani şey dediler hocalarımız, elbisesi rolünde tezip, hattın elbisesi gibi, kisvesi gibi. İşte bu uyumsuz elbise olduğu zaman hani şeye benzetebiliriz bunu. Bazen böyle gençliğinde çok hareketli olup da yaşlılığı bir türlü kabul etmeyen kişiler vardır. Yaşı 70-80 olmuştur ama hala ruhen gençtir. 30 yaşında, 20 yaşında hisseder. Kendisine başkalarının pek yakıştıramadığı kıyafetler giyer. Yani çok canlı renkler, böyle cıvıl cıvıl vesaire. Sanki 20-30 yaşındaymış gibi giyinir. Böyle tezipler oluyor bazen. Hani çok ağır, sade, güzel bir yazı, bir celi sülüs tasarım, istif olabilir. Etrafına bir bakıyorsunuz, böyle cıvıl cıvıl bir tezip. İşte bu noktada yani tezip sanatkarlarının eski örnekler de diyemeyeceğim çünkü eski örnekler içinde de o kadar maalesef nahoş örnekler var ki eski eserlerde. Yani burada tezip sanatkarının görgüsünü arttırmak için gerçekten çok istişare etmesi, çok iyi eserleri incelemesi ve sanatın diğer dallarıyla da ilgilenmesi gerekiyor. Bir de renk bilgisi meselesi var. Bizde şimdi işçilik, işin böyle zanaat yönü çok
yoğun bir şekilde öğretilirken renk bilgisi gibi çok teknik bir konu ihmal edilebiliyor. Bakıyorsunuz birbiriyle alakasız renkler yoğun bir şekilde kullanılmış veyahut çok canlı baskın bir renk işte kırmızı gibi, mavinin böyle çok canlı bir tonu gibi renkler öne çıkacak şekilde kullanılmış. Yani burada tezip sanatkarlarının çok iyi bir resim bilgisine de renk bilgisine de sahip olması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu eğitimde tabii tezip eğitiminde mutlaka vardır ama geliştirilmeli. Nasıl Özür dilerim geliştirilecek? hocam, özür dilerim. Sesi kapatalım lütfen. Ben göremiyorum sesi. Bazı katılımcıların sesi açık, hocalarımızın sesi duyulmuyor. Lütfen kapatalım sesleri. Buyurun hocam, özür dilerim. Evet, yani burada işte resim sergilerinin falan da gezilmesi tabii bu daha çok Batı sanatında söz konusu oluyor. Uluslararası müzelerin gezilmesi tezip sanatında renk bilgisi konusunda önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sadece bizim klasik hat tezip eserleri değil, modern resim sanatı, klasik resim sanatı eserleri de mutlaka dikkatli bir şekilde tahlil edilmeli diye düşünüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Tabii Selim hocam, şimdi kıymetli hocalarım bu konuyla alakalı Evet. yaşadıkları şeyleri de aktardılar. Bu akşam Hocalarımız bayağı dertli bu konuda. hocam, bunlar yaşadığımız şeyler, Evet, bu arada bence bir kısmını anlattılar sadece. evet. Ben şunu da Tabii. merak ediyorum Selim hocamdan. Biz şimdi tezip sanatkarlarla yaşadığımız bazı sorunları naklettik. Siz de hattatlarla ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Değil mi? Evet, doğru. Hocam tabii bu akşam serbest kürsü, buyurun. Atı serbest diyorsunuz, tamam. Hocam tabii gönlünüze nasıl geliyorsa Yani bir buyurun. taraflarını es geçmiş gibi oldum, kusura bakmayın. Yani çok güzel tezip yaparak bizim yazılarımızı haddinden fazla güzel gösteren sanatkarlar var. Onlara da teşekkür ediyorum. Siz de Evet. bunlardan birisiniz yani. Bunu da Allah bilin. razı olsun. Estağfurullah Fatih Hocam. Tespitlerinizin hepsine katılıyorum. Gayet doğru tespitler. İlk başta söylediğiniz mesela altını az kullanmak. Şimdi tesip dediğimiz zaman zaten akla ilk gelen şey altın. Eğer biz bu altından feragat edersek tesibin hususiyetlerinden en önemlisini göz ardı etmiş oluruz. Yeni gelen bir eserde bizde bir tesip yapılmış çok kıymetli bir yazı. Büyük bir hocamızın yazısı. Şöyle bir baktık tabii alan beğenmemiş. Buna yeni bir tesip yaptırmak istemiş. Baktık neredeyse hiç altın kullanılmamış. İlk baktığınızda sanki bordürde bir altın var gibi gözüküyor ama sonra detaylı incelediğinizde bordürde de altın yok. Meğer onu da altın rengi bir boyayla kullanmış, altından kaçınmış. Şimdi bunun birkaç sebebi var ama en büyük sebebi dediğiniz gibi maliyet hesabı. Burada tabii parasını hakkıyla alıp da o gerekli olan malzemeyi kullanmayanlara şeyimiz yok. Yani hem parasını alıyor hem malzemeyi kullanmıyorsa burada çok büyük bir ayıp söz konusu. Çok büyük bir haksızlık söz konusu. Bu çok büyük bir yanlış. Bu sanat adına çok büyük bir yanlış. Çünkü biz altını yeterli derecede kullanmazsak süslediğimiz yazıya gerekli olan o ehemmiyeti, o güzelliği katmamış oluruz. Niye biz altın kullanıyoruz? Ecdadımız, atalarımız niye altın kullanmışlar? Bir metali terbiye ederek niye kağıda uygulamışlar? Çünkü biz burada alelade herhangi bir süsleme yapmıyoruz. Yaptığımız süslemeler Allah'ın ayetleri, Peygamberimizin hadisleri yani kutsal metinler dediğimiz metinler. Bunlara atfedilen o kıymetten, o değerden dolayı neredeyse ölümsüz denebilecek bir madde bu kağıda uygulanmış. Biliyorsunuz altın yani ölümsüzlük söz konusuysa en önde gelen maddelerden bir tanesi. Çünkü hiçbir şekilde bozulmaya uğramıyor. Oksijenle bir iletişimi yok, alışverişi yok.
her şart altında özüne dönebiliyor, kararmıyor. Böyle bir madde. Şimdi bu dediğiniz problemin en büyük sebeplerden bir tanesi sizin de bahsettiğiniz maalesef tüccar zihniyeti. Özellikle bir dönem, şu an yine var mıdır o yoğunlukta bilmiyorum ama bu işler para kazanmaya, para etmeye başladığında piyasaya girip hattatlara siparişler verip çok büyük boyutlu, büyük ebatlı levhalar yazdırıp bir şekilde bunun pazarlama kanallarını da bulmuş olabilirler tabii. Ondan sonra da bunları tesipleterek bir kendince koleksiyon oluşturması. Tabii bu aslında bir koleksiyon değil. Yani çünkü koleksiyon olabilmesi için oradaki eserlerin koleksiyonluk olması lazım. Öyle her eser koleksiyonluk olmaz. Dört başı mamur olması lazım. Hattıyla, tesibiyle. Şimdi çok güzel bir hatta kötü bir tesip yaptığınız zaman o ikisi beraber birbirinin değerini götürüyor. Yani hattın da güzelliğine gölge düşürüyor. Bu demin Fatih Hocam'ın söylediğinin bir şeyi, hani yaşı geçkince olan birisinin daha böyle genç görünüm elde etmek için renkli cıvıl cıvıl bizim nazilli basması dediğimiz tarzda renklerle Evet. ortaya çıkması bir yana, ben onu daha çok şeye benzetiyorum. Yani bir asilzadenin bir çuval giymesi, üzerine çuval geçirilmesi onun bütün asaletini örter. Hocam bilhassa eski eserlerde hocam. Eski eserlere ki zaten hiç şey yapmıyoruz, girmiyoruz. Maalesef bu şeyde özellikle son 10-15 yılda renklerimizde bir şey başladı. Bir aşırı canlanma başladı. Aşırı kontrastlı, açık, ışık değeri yüksek renkleri kullanıyoruz. Renkleri şey yapmıyoruz, öldürmüyoruz. Biz bu işe ilk başladığımızda ilk öğrendiğimiz şey renklerin pastel olması, renklerin öldürülmesi diye bir kavram var. Yani o renkleri terbiye ediyoruz. Terbiye edip o şekilde kullanıyoruz. Demin söylediğimiz konu yine, yani burada bu kutsal metinlere saygımızdan dolayı ne yapıyoruz? O ışığımızı da kısıyoruz. Işığımızı da kısıyoruz. Altını terbiye ettiğimiz gibi boyaların ışığını da kısıyoruz. Pastel renkler, bağırmayan renkler kullanıyoruz. Niçin? Burada bir kargaşa yaratıp hem gözü yormamak, hem yazının önüne geçmemek. Şimdi bu da tabii ne yapıyor? Son dönemde maalesef göz ardı ediliyor. Böyle olduğu zaman işte dışında çok canlı renklerin kullanıldığı işler ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu az önce söylediğimiz tüccar zihniyetli koleksiyonerlerimiz maalesef bu yazıları topluyorlar ve ondan sonra da şimdi bunları tespit etmek istiyorlar. Ama amaç para kazanmak olduğu için bunu en düşük kime yaptırabilirim diye bir arayışa giriyorlar. Dolayısıyla işte belli bir yerde birkaç sene kurs görmüş insanları buluyorlar ve onlara bunu yaptırmaya çalışıyorlar, tesibini. Tabii burada bundan biz çok muzdarip olduk. Öğrencilerimiz, yıllarca emek veriyoruz. 6-7 sene emek veriyorsunuz ve elini belli bir seviyeye getiriyorsunuz. Görüşünü belli bir seviyeye getiriyorsunuz. Eğitiyorsunuz. Tam böyle olgun bir şeyler yapacak zamana geliyor. Fakat tabii bu para kazanma arzusu, isteği maalesef her insanda var olan bir şey. Şimdi bu öğrencileri bulup bunlara iş teklif ediyorlar. Diyorlar ki işte bakın böyle bir şey var, yapar mısın? Ve çok çok komik fiyatlara, çok düşük fiyatlara işler teklif ediyorlar. Öğrenci tabii o ilk heyecanla bu işleri alıyor. Ve ona öğrendiği şekliyle gayet güzel bir tasarım yapıyor. Güzel bir tesip yapıyor, incecik uğraşıyor, uğraşıyor. Sonunda eseri teslim ettiği zaman aldığı para tabii çok komik bir para. Yani emeğini karşılıyor ne de işte malzemesini kullanıyorsa eğer, vermemişse altını, ne de onu karşılıyor. Bu sefer ne yapıyor? Bir sonraki işte başlıyor altından
kısmaya, desenleri irileştirmeye, elini bozmaya, böyle böyle inanın eğittiğimiz talebelerin pek çoğunda maalesef bozulmalar oldu. El bozulmaya çok müsait. Yani bir kere onun o hususiyetini bozduğunuz zaman, hele bir de kolaya ve hızlıya alıştırdığınız zaman onu geri döndürmek çok zor oluyor. Dolayısıyla bu burada çok önemli bir etken. İkincisi, şimdi bir koleksiyoner veya bir hat yazısına sahip olmak isteyen bir insan hat alırken bir imza arıyor. Diyor ki ya işte şu hocanın bir yazısı olsa bende diyor. Ve onu elde etmek için gidiyor. İşte belli para ne isteniyorsa veriyor, alıyor. Yani hat şeyinde, hat alırken çok büyük bir şeye girmiyor, kısıntıya girmiyor. Fakat iş bunu tesiplemeye geldiği zaman, bunu ben nerede çok ucuza tesipletebilirim diye bir arayışa giriyor. O zaman ne yapıyor? İşte deminki dediğimiz mesele, maalesef çok yeterli olmayan insanları buluyorlar ve onlara işte tesiplettiriyorlar. Şimdi bu tabii aslında tesip dünyasının bir problemi. Mesela hat dünyasında böyle bir problem yok. Bir insan gidip de bir 2 senelik bir hatla meşgul olan insandan ben hat yazısı alayım diyemiyor. Alamıyor. Niye? Çünkü bir icazet almadan bir eser satışı yapılmıyor, biliyorsunuz. Ama tesip de bu icazet müessesesi olmadığı için maalesef işte 2 sene bir yerde bir şey gören, kurs gören, hatta bazen onu bile görmeyen insanlar var tesip yaparken. Bunlarla da karşılaştık. Kendi kendine bir şeyler öğrenmiş, bir şeyler yapıyor. Piyasaya giriyor. Hatta atölyeler açıyorlar. Böyle insanlar da var maalesef, maalesef. Bunu ciddi bir şekilde hattatların ve müsehiplerin el ele vererek bunun bir çözümünü bulmaları lazım. Yani bunun bizim açımızdan çözümü, ben her zaman onu savunuyorum, icazet müessesesinin bizde de geri gelmesi. Çünkü diplomayla... Hocam bir önceki programımızda bunu hocalarımız dile getirdiler ve sizin söylediğinizi aynen tekrar ettiler. Dediler ki klasik sanatlarımızda, geleneksel sanatlarımızda icazet müessesenin hepsinde icra edilmesi gerekiyor. Çok isabetli bir görüş Evet. olmuş hocam. Evet. Çünkü icazet diplomadan çok farklı bir şey. Diploma demek sizin o sanat dalında belli bir süreyi doldurduğunuzu tescil eden bir belge. Ama icazet öyle değil. İcazet hocanın talebeye verdiği bir yeterlilik belgesi. Çok önemli bir şey. Yani bir insan sizi eğitiyor ve ürettiğiniz eseri her aşamasında kontrol ediyor ve en sonunda diyor ki bu benim talebem olmuştur, beni temsil etmeye yetkindir, ders verebilir, eser üretebilir, bunu onaylıyor. Şimdi bizde öyle yok mesela, bizde öyle yok. Maalesef bu şey bizde kesintiye uğradığı için bu gelenek. Bu sorunlar ortaya çıkıyor. Buna bir dönülmesi lazım. Belki başka bir şey ne olabilir? Burada tabii az önce Savaş Hocam da söyledi. Yani sonuçta hattat kendi eserinden mesul. Şimdi ben düşünüyorum, ben hat eseri üretsem ki maalesef öyle bir şansım olmadı. Ben aslında ilk hatla başladım ama olmadı, devam ettiremedik. Çünkü tesip çok kıskanç bir sanat. Bütün zamanınızı böyle emiyor. Başka hiçbir şeye hayat hakkı bırakmıyor. Dolayısıyla yani bir hattat belki de şey yapabilir. Şöyle bir yol belirleyebilir. Tabii bu zamanla olabilecek bir şeydir. Ben eserimi yaptım, yazımı yazdım ama ben bunu alelade bir tesip yapılmasını istemiyorum. Lütfen işte benim şey yapacağım, onaylayacağım birisine tesip yaptırın diyebilir alıcıya. Bu şekilde işte şey yaptığı, çalıştığı müzehipler, müzehibeler olabilir ve yönlendirebilir. Bu aslında hakkıdır da. Çünkü sonuçta ortaya çıkan tesiplenen eser kendi yazısı. Yani bunu anlamak için aslında bir müzehibin nasıl çalıştığını anlamak lazım.
Bir müze gidip sanatını yaparken üç tane yol vardır önünde. Bir tanesinde siz tesip yapıyorsunuzdur, size bir yazı gelir ve denir ki siz burada bana bir tesip yapar mısınız? Siz de o yazının hususiyetine göre bir tesip yapmak için yazıyı alırsınız. Burada hiçbir özgürlüğünüz yoktur, yazıya bağımlısınız. Yani hiçbir özgürlüğünüz yoktur derken yazıyı göz ardı ederek edinebileceğiniz bir özgürlük yok. O yazının hakkını mutlaka vermelisiniz. Yani yazının her şeyini göz önünde bulundurmalısınız. Yazının renginden tutun da kalınlığına, inceliğine, işte celi midir, nesih midir? Ondan sonra boşluk, doluluk, boşluk oranlarına, işte kadrajına, Savaş Hocam'ın söylediği gibi bunların hepsini çok güzel bir şekilde değerlendirip karar vermelisiniz. Şimdi bir şeyi budur müzeyibin. Bir çalışma yöntemi budur. Burada tamamen bağımlıdır. Bir yöntemi de tesip sanatkarı biraz daha bağımsızdır. Kendince bir tasarım yapar. Ama yazı da kullanmak istiyordur. Yazı yapılacak yerleri boş bırakır. Der ki ben buraya şu ibareyi, şu ayeti, şu hadisi yazdırmak istiyorum gibi tesibini yapar. Sonradan oraya bir yazı şey yapabilir, yazdırabilir. Üçüncü bir yol da tamamen yazıdan bağımsız olarak işte tesip sanatkarı sanatını özgürce ifade edebilmek için bir serbest bir tasarım yapar. Burada yazı yoktur ve işte orada tamamen özgürsünüzdür. Yeni yapılacak yeni arayışlar, yeni tasarımlar hep burada uygulanabilir. En uygun yol da budur. Daha sonra eğer ki bunlar kabul görürse, oradan çıkan uygun artık o klasiğe uygun bir takım tarzlar ortaya çıkarsa onları yavaş yavaş yazılarda kullanılabilir. Yani tesip sanatkarı bu üç yolu izler. Dolayısıyla biz yazı şu an bugün yazı tesibini konuştuğumuz için özellikle onun üzerinde duruyoruz. Burada tabii ikinci olarak Fatih Hocam'ın şeyi, ha bir de süre meselesinden de bahsettiniz. Hani bir yazı veriliyor müzehibe, müzehip onu alıyor ama 3 ay diyor, 6 ay oluyor, 1 sene oluyor, eserden haber yok diyor ve sonra da teslim ederken işte ben şu fiyata anlaşmıştım ama malzemeler pahalandı, şu oldu, bu oldu, o yüzden fiyatım şu diye biliyor dedi. Herhalde vardır öyle örnekler, bilmiyorum ama tabii bu tamamen yanlış bir şey. Yani hiçbir etik anlayışa sığmayan bir davranış. Yani 10 sene sonra bile olsa siz neye anlaştıysanız o fiyatı kabul etmek zorundasınız. Öyle kendi kafanızdan şey yapamazsın. Ha burada ne yapabilirsiniz? Belki farklı bir birim cinsinden anlaşabilirsiniz. İşte yaptığımız gibi dolarla anlaşabilirsiniz. Altınla diyeceğim ama pek altında alışveriş yok. Dolayısıyla mesela dolarla yapabilirsiniz. Aslında burada bu müzehibin hakkı, bunu yapan hattat arkadaşlar da var, onu da biliyoruz. Gayet yüksek dolarlara yazan hattat arkadaşlar var. Şimdi burada düşündüğünüz zaman aslında müzehip burada daha haklı bir pozisyonda. Çünkü kullandığı bütün malzemeler ithal malzemeler. Yani düşünün, altını biz alıyoruz euro ile. Biz önceden altını işte markla alırdık. Dolar, euro yoktu. Markla alırdık. Sonradan euroya geçince Avrupa, mesela biz 15 marka aldığımız bir altını 15 euroya almaya başladık. Ama arada müthiş bir uçurum vardı. Tamamen öyle So oluyor. sonra 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 arta arta hem altının fiyatı arttı hem dövizin fiyatı arttı. Hala biz onları dövizle alıyoruz. Fırçalarımız da ithal, onları da dövizle alıyoruz. Düşündüğünüz zaman müzehibin malzemelerinin pek çoğu aslında dövizle alınıyor. Dolayısıyla burada dolarla şey yapmak makul sayılabilir. Fiyat vermek makul sayılabilir. Ha, zaman gelir bizim de ekonomimiz bir durağan bir hale gelir. Enflasyon düşer, o para kayıpları kaybolur. O zaman zaten bunlara gerek kalmaz. Ama her halükarda istediği kadar değer kaybetsin.
Bir fiyata anlaştıysanız o fiyatın üzerinde başka bir fiyat veremezsiniz. Yani bu dediğim gibi hiçbir etik ahlak anlayışa sığmaz. İnsanın karakterine de yakışan bir davranış değildir. Çok itibar sarsıcı bir durumdur. Yani her şeyinizden vazgeçersiniz, o verdiğiniz sözü yerine getirirsiniz. Çünkü söz insanın haysiyetidir. Şimdi bu şeyin bir sebebi de tabii tesiplerin istenen şeyde olmaması, evsafta olmamasının bir sebebi de maalesef tesip dünyasında yaşanan enflasyon. Yani bugün diyebiliriz ki neredeyse her evde bir müzeyyibe var. Çok çok yaygınlaştı. Son Hocam dönemde aday mı yapılan müzeyyibe mi? kendilerini öyle şey yapıyorlar. Hatta biliyorsunuz daha şey çıkmadan ortaya eserim diye şey yapabiliyorlar, lanse edebiliyorlar biliyorsunuz. Vallahi biz imtina ediyoruz kendi işimize eser demekle. Çünkü bu artık zamanla tarihin, beğenilerin belirleyeceği bir şey. Bu bir eser midir? Yoksa bir üretim midir? Çünkü eser olduğu zaman bambaşka bir anlam atfediliyor. Dolayısıyla bu enflasyon maalesef tesibin değerini düşürüyor. Çünkü insanlar bir tesip yaptırıyor ama herhangi bir malumatı, bilgisi, zevki, estetiği olmadığı için yapılan tesip uygun mudur, değil midir, kaliteli midir, kalitesiz midir bunu belirleyecek, bunu tartacak bir şeyi yok, görüsü yok. Dolayısıyla tamam ya etrafı süslendi mi? Süslendi, alırım, çerçeveletirim, duvarıma asarım mantığı var. Ama şimdi bir bu tablolar niçin alınıyor? Bir nevi bir de yatırım değil mi? Çok güzel bir yatırım. Yani evinize bir tablo astığınız zaman ben 80'li yılların sonlarından beri bu işin içindeyim. Daha bir seneden bir seneye hiçbir yazının, hiçbir tablonun değer kaybettiğini görmedim. Sürekli katlana katlana demek ki bu çok güzel bir yatırım. Şimdi burada bu yatırımın gerçek değerini bulabilmesi için yani koleksiyonluk diyoruz. Müzayedelerde görürsünüz tam koleksiyonluk bir eserdir derler. Tesibiyle, hattıyla bir bütün olarak. Bunun koleksiyonluk olabilmesi için ileride iyi bir değer kazanabilmesi için mutlaka tesibinin hattı kadar iyi olması lazım. İkisinin bir uyum içinde tam işte o koleksiyonluk tabirine uygun, ona layık bir eser olması lazım. Bunu göz ardı etmemeleri lazım koleksiyonerlerin. Bir diğer şeyi Fatih Hocam dedi ki bir de işi alıp imzasını bir talebesine yaptırıyor, kendi imzasını atıyor. Yani tabii o kişinin kendi fıtratıyla, kinetiyle, itibarıyla alakalı bir şey. Eğer kendini onu yakıştırıyorsa yani demek ki gerekli olgunluğa ulaşmamış bir sanatçı demektir. Yani başka bir iş üzerine imza atmak şey olabilir. Mesela belli şeylerde diyelim ki aynı zamanda yetiştirdiği talebeyi bir staj gibi görerek işte belli yerlerine altın sürdürebilir. Belli yerlerine işte bir şu renkleri sür diyebilir. Bu başka bir şey. Ama bir eseri komple yaptırıp da altına imza atmak bu tabii çok daha farklı bir şey. Şey söylediniz bu işte tesiplerin eserlerin çerçevelenmesi meselesi. Buna tamamen katılıyorum. Çerçeve de eserin o bütününün bir parçası. Mutlaka çerçeveye çok dikkat etmek lazım. Bu çerçeveye dikkat ederken de en büyük hususiyet aslında kağıdın yazının renginden ziyade altının rengidir. Yani kullandığımız altın ne renkse eğer dışında altınlı varaklı bir çerçeve kullanacaksak mutlaka o altın renginin içerideki altın rengiyle uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Burada en büyük zıtlık, tezatlık burada ortaya çıkar. İki altın, içindeki altınla dışındaki çerçevenin altını birbiriyle uyumsuzsa bu gerçekten güzel olmayan bir görüntü. O çerçeve orada üzerinde eğreti durur. Buna dikkat etmek lazım.
Bunun haricinde not aldığım işte renklerin çok canlı olmasını şey yaptınız. Onu zaten konuştuk. Renklerimizin çok ölü olması lazım. Ben bu sanatlara ilk başladığımda ilk öğrendiğim şey oydu. Yani kullandığımız renklerin tamamen terbiye edilmiş, kirletilmiş, ışığı azaltılmış, kontrastı azaltılmış renkler olmasıydı. Bu bana o kadar etki etti ki hayatımın her aşamasında kullandığım her şeyde buna dikkat ettim. Canlı hiçbir renk ben kullanmadım. Ne giyimimde ne başka bir şeyde kullanmadım derken yani özellikle şey yapmadım. Ama zevkim o yönde geliştiği için onlar bana hoş gözükmedi ve ben onlara hiç itibar etmedim. Hatta şöyle bir durum da oldu. Babamın rahatsızlığından dolayı babam dokumacıydı. Bir dönem kumaşı şeyi yaptık, satışı yaptık yani manifatura. Rahatsızlığından dolayı bir dönem yanında bulunmak zorunda kaldım. Kendisi tedavi görüyordu. Ben baktım işlere. Şimdi kumaş almamız gerekiyor. Ben gittim Yeşildirek'ten kumaşlar seçtim. Tabii kadın kumaşı bunlar. Ondan sonra hep bütün renkleri kendi zevkime göre seçiyorum. Böyle çok bağırmayan, pastel olmayan renkler. Kendimce çok ağır, çok güzel renkleri seçtim. Getirdim. Fakat bir müddet sonra baktım ki meğer hanımlar o şey renklere, pastel renklere hiç bakmıyor. Canlı renkler onların daha çok ilgisini çekiyor. Bu benim için bir ders olmuştu. Gerçekten o aldığım şeyleri, renkleri ölü olan kumaşları satamamıştık ama sonradan aldığımız o cıvıl cıvıl kumaş kalitesi çok iyi olmasa da Hocam onları satabilmiştik. şimdi bir zıtlık oluştu. Sonuçta tesipi daha çok uygulayanlar hanımlar. Siz de diyorsunuz ki canlı renklerden hoşlanıyorlar. Seviyorlar hocam maalesef. Böyle efendim parlayacak, cıvıl cıvıl olacak falan. Nasıl olacak Evet. hocam? Nasıl öldürecekler? Şimdi bunu tabii çok zorlanmadan test edebiliriz. Hanımlarımızın giydiği renklere bakarsak gerçekten çok canlı Ben şeyleri sanat seviyorlar. anlamında, tabii sanat anlamında. Ya sanat anlamında o bambaşka bir şey biliyor musunuz? Evet. İş sanata dahil olunca tabii ne kadar kişi sanatı içine sindiriyor o da Selim farklı bir Hocam, şey. burada bir soru daha vardı. Fatih Hocam Hı. son kapatırken dedi ki ya yani birinci konuşmasında sizin hattatlardan olan şikayetleriniz neler? Onları da alalım hocam dedi. Hı. Buraya hiç değinmediniz. Deneyim hocam. Değil mi hocam? Zevkle. Onu da Pahalı yazıyorlar. değinin Estağfurullah. Yani bizimki şikayet babında değil de bir nevi şey olsun. Sitem Özel babından olsun. işleri Ba olsun diyorsun tabii yani. bazı hattatlarımızdan duyuyoruz. Tesibi küçümsüyorlar. Yani asıl olan biziz diyor. Hat sanatı diyor. Tesip bir şey ifade etmez diyor. Hatta öyle ki işte eserine biçtiği değere neredeyse tesibi layık görmüyor. Böyle hattatlarımız var maalesef. Şimdi burada biz müzehipler olarak zannetmiyorum ki hiçbir müzehibin yazının değerini geri plana atsın, onu kabul et, böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten yapmasın yazı, normal bir tasarım yapsın. Bu yadsınamaz bir gerçek. Yani bir hat yazısı tablosunda önemli olan hattır. Ön planda olan hattır. Biz sadece onu hususiyetlerini kaybetmeden süslemeye çalışırız. Bu doğru. Ama iş bir de hakkaniyete geldiği zaman demin hocalarımız da bahsetti. Yani tesip sanatçısının verdiği emek, harcadığı para işte altından dolayı çok çok büyük. Dolayısıyla aslında pek mukayese kabul etmiyor. Şimdi bir dönem zannediyorum 90'lı yıllardı bir hocamız işte büyük hocalarımızdan bir tanesi şey belirlemişti. Bir fiyat belirlemişti. Demişti ki hat sanatı bizim hattımız şu fiyatsa tesip bunun en az 5 katı olmalı. Böyle bir fiyat belirlemişti. Ki o zaman
Hocamız da biraz eli sıkı bir hocaydı. Çok fazla bir şey yoktu yani öyle hani fazladan bir şey dağıtan bir hoca değildi. Ona rağmen bu hakkaniyeti göstermişti. Şimdi tabii ben burada hocalarımızı tenzih ediyorum maalesef. Şimdi biz çok zor dönemlerden geldik biliyorsunuz. Bizim o 80'li yıllarda işte o kurslarımızda hat sanatı para etmiyordu. Yeni hatlar para etmiyordu. Çünkü o dönemde hatlar belli bir işte azınlığa hitap ediyordu. Onlar da işte bir koleksiyon olarak ellerinde tutuyorlardı. Özellikle muhafazakar kesimin, biz Müslümanların maalesef şeyi yoktu. Hatta karşı bir ilgisi yoktu. Yani bunun çeşitli sebepleri olabilir, o ayrı. Şimdi o dönem eski hatlar piyasadaydı ve bulunabiliyordu. Hatta gidip bir sahaftan bile bulabiliyordunuz. İşte o dönemde yeni yazılar çok fazla para etmiyordu. Bugün o isimli hattatlarımız kurslarımıza gelerek o yazılarını şey yaparlardı. Verirlerdi ki hani talebeler de istifade etsin. Kim istiyorsa onların hizmetine sunarlardı. Biz o dönemlerden bu dönemlere geldik. Çok şükür Allah-u Teala önümüzü açtı. Sanatlarımızın kıymeti arttı. Çok çok güzel paralar kazanmaya başladık. Şimdi burada işte yani hat ve tesip dünyasının birbiriyle çok iyi, çok anlayışlı bir ilişki kurması lazım. Hani sordunuz diye söylüyorum. Bazı hattatlarımızdan o yönde şeyler duyuyoruz, haberler geliyor. O yüzden bunu da bir eleştiri olarak söylüyorum. Yani tesip sanatını adeta sanatlıktan çıkartıp da bir sanat değeri yokmuş, sadece bir uygulamaymış, bir sanatmış gibi görmesinler. Bu sonuçta hep beraber hepimize zarar verir. Evet, Sadece tabii hocam. müzehiplere değil, hattatlara Hocam da zarar verir. tesip bugünün sanatı değil ki. Yani yüzyılları var. Aynen. Böyle birisinin söylemesiyle 3-5 kişinin ya tesibi biraz değersizleştirmesiyle altın kıymetinden zayi olmaz hocam. Yani o ayrı Evet, bir nokta. evet, evet. Fakat burada problemleri dile getiriyoruz. Bir de Aynen. daha iyi nasıl yapabiliriz? Sonuçta sizin de yani tesip olarak düşündüğümüzde has sanatının bir ayrılmaz bütünlüğü var hocam. Yani bunu bir şekilde Aynen. karşılıklı daha iyiye yükseltmek ve eksiklerimizi de gidermek zorundayız. Bu anlamda Aynen. konuşuyoruz. Ben ikinci tura şöyle başlayalım. Savaş hocam da oradan bırakmıştı. Bir tesibi yani bir hattın, bir yazının tesibini hem desen noktasında hem de renkler noktasında ne belirleyecek, kim belirleyecek veya nasıl bir tasarım ortaya konacak? Bu aşamayı Savaş Hocam ikinci şeye bırakmıştı konuşmaya. Hocam sizinle bu kısımda da başka başlıklar da açabilirsiniz Savaş Hocam.